48. İkinci cilt, 24. mektup. Bu mektup, Hacı Muhammed Firketiye yazılmış olup, hiçbir maddenin Allahü Teala'ya ayna olamayacağını bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamd olsun ve seçtiği, beğendiği kullarına selam olsun. Bu fakirlere karşı olan sevginizin, bağlılığınızın çokluğundan dolayı. Gönderdiğiniz kıymetli mektup bizleri pek sevindirdi. Bağlılığınız sizi daima bağlandığınız ile beraber bulundurur. Onun nurlarının size akmasına, aksetmesine sebep olur. Bu büyük nimete çok şükretmelisiniz. Kabz yani sıkıntı ve Bast yani neşe insanı uçuran iki kanat gibidir sıkıntı hasıl olunca üzülmeyiniz. Neşeli olunca da sevinmeyiniz. Her yerde, her şeyde Allahü Teala'yı görmek istediğinizi yazıyorsunuz. Sevgili yavrum, kulun kölenin arzusu ve emirleri unutması olur mu? Kulun istekleri kendi kısa görüşü kadar olur. Her şeyde Allahü Teala'yı görmek arzusu kısa görüşlü olmaktandır. Bu cisimler, maddeler Allahü Teala'ya aynı olabilir mi? Bu mahluklar aynasında görünen ancak onun sıfatlarının sayısız akslerinden biridir. Allahü Teala'yı veraların verası, uzakların uzağı olarak aramak lazımdır. İnsanın içinden ve kendinden başka şeylerden uzakta dışarıda aramalıdır. Sizin şimdi ilerlediğiniz derece, arzunuzun çok üstündedir. Sakın başkalarına bakarak, geriye dönmeyiniz ve yüksekten aşağıya düşmeyiniz. Bu büyüklerin yolu, çok yükseklere gider. Allahü Teala yükselmek isteyenleri sever. Onu bir an unutmamanıza ve herkesle iyi olmanıza dua ederim.